Evet. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Kiminle görüşüyorum? Nereden Ben arıyorsunuz? Mersin arıyorum. Süleyman Köse. Süleyman Köse. Evet. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Nasıl? Programımız nasıl? Siz İyi, çok güzel. şu da olsaydı, bu da olsaydı dediğiniz var mı? Siz de hediye verdiniz mi? Böyle hediye önemsediğiniz, değer verdiğiniz birine hediye verdiniz mi? Verdik tabii. Kıymetli hediye olur. Hediyenin, zaten hediyenin değeri olmaz, değil mi? Evet, Hediyenin değeri evet. olmaz. Hediyenin kendisi değerlidir zaten. Bir Evet, kirpi çöpü doğru. dahi verseniz, onun bir de değeri fiyatında değil, verilişindedir. Evet. Ağırlığı oradadır. Doğru değil mi Doğru. efendim? Doğru. Doğru Peki söylüyorsun. Süleyman Bey, şu ana kadar verdiğiniz hediyelerde, neden bunu bahsettiğim onu da söyleyeyim. Bazı kişiler ya kırılmışlar, incinmişler. Hediye vermişler ama hediyemize diyor böyle bir değer verdiler. Atmışlar, yırtmışlar, yakmışlar diyor. Üzüldüm diyor. Murat Bey doğru mu diye yazmışlar. Ben de size o yüzden gündemde bir de bu doğum günü 5. ayın 5'i Necati Bey'in doğum günü mesela. Hediyesi de var. Evet. O da hediye bekliyor. Evet. Bu günler önemli. Doğru değil mi? Doğru. Şimdi doğum günü olanlar hediye alırken ve verirken buna dikkat etmek istiyor. Çünkü Tabii. kişi buna özellikle dikkat ediyor. Diyor ki ne hediye değeri yok. Hediyenin kendi değerli çünkü. Maddi değeri olarak bakmaz kimse. Tabii, doğru söylüyorsun. Evet. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Nasıl ettiniz? Biraz sizi dinleyelim. Biraz o hediye verdiğiniz anları, hatıraları bizimle paylaşmak ister misiniz? Tabii. Bir sohbet edelim. Buyurun. Nasıl hediye verdiniz? Kime verdiniz? Kime verdi? Hanıma verdi. Başka kime vereceğim? Tabii canım, klasik bir şey. Bizimkini mecburen sormamız gerekiyor. Direkt hanım Tabii. diye giremeyiz, yenge hanım diye giremeyiz biliyorsunuz. Onu Tabii. siz Ya söyleyeceksiniz. sevgililer gününde falan alman gerekiyor. Bunlar unutulmaz. Evet, gerçekten 14 Şubat Sevgililer Günü. Zaten evliliklerin olması gereken tarih de Şubat ayı çok çok özel bir tarihtir. O da bambaşkadır. Çünkü Şubat ayının 12 aydan en büyük özelliği var biliyorsunuz. Sevgililer gününde olmasıdır. O da apayrı bir Evet. şekilde. Bu arada sevgili Hüseyin Şavk, sizin kalbiniz, gönlünüz çok güzel diyor. O güzellik kendinden. Bu arada sevgili Hüseyin, Facebook'taki paylaşımlarını paylaştığın için de teşekkür ediyorum. Paylaşanlara da Sağ ol. teşekkür ediyorum ayrıca. Eksik olmayın. Evet. Evet efendim. Süleyman Bey, eşinize hediye verdiniz. Eşiniz ne yaptı? Size karşılık hediye verdi mi? Çünkü hediyeler genelde karşılıklı olur. Tek taraflı Tabii olmaz. canım, karşılıklı olur. Çünkü hediye tek taraflı olmaz. Neden? Karşı tarafı verdiğiniz zaman karşı taraf da vermek zorunda hisseder. Neden hisseder? Tabii. Çünkü ezik kalmak istemez. Eşit tutmak ister. Çünkü karşılığını verecek ki bir daha gelsin diye. Şimdi sen hep verirsen verirsen hiç almazsan bir daha verir misin? Tabii. Doğru Vermezsin. söylüyorsun. Bunlar da apayrı bir şekilde önemli. Karşılıklıdır bunlar. Aynen doğru söylüyorsun. Bunlar karşılıklı olur. Onu da söyleyeyim. Bu arada Yozgat'tan Mehmet Özer Bey size de teşekkür ediyorum. Yozgat merkezden selam olsun size demişsiniz. Teşekkür ediyorum. O da bambaşka değerli bir kardeşim. İnşallah Yozgat'a da geleceğim. Yozgat'a geleceğim. Yozgat'ı da görmüş olacağız inşallah. Önümüzdeki günlerde inşallah. Evet. Sizin bilgileri hemen yazalım Süleyman Bey. Evet. Bu arada dediğim gibi Hüseyin Bey olsun, Mehmet Bey de Facebook'taki görüntüler paylaştıkları için de teşekkür ediyorum. Evet, Süleyman. Köse. Daha önce katıldınız mı Süleyman Bey? Yok. Arkadaş aradı, ben de merak ettim. Bir arayalım dedim. Hem tanışırız hem konuşuruz. Evet. Nereden arıyorsunuz bizi? Nereden izliyorsunuz? Mersin'den arıyorum. Mersin'in neresinden? Afet evlerinden. Evet. Ben Mersin'i bilmem. Sizden sorarak, sizin gibi izleyicilere sorarak öğreniyorum. Ben Adana'dayım, Adanalıyım. Ondan bilmediğim için soruyorum. Doğum tarihinizi Pozcu alayım. musun da mesela? Yakın Pozcu'ya. Nasıl? Pozcu'ya yakın. Pozcu'ya yakın. Anlıyorum.
Doğum tarihinizi orada alayım. Orada merkez olduğu için herkes bilir. Efendim? Orada merkez olduğu için herkes bilir, Pozcu diyorum. Evet, Pozcu herkes bilir. Pozcu olarak biliyor ama mahalleler, bölümler dağılımını bilmiyorum. Evet. Doğum tarihinizi alayım, gün ay yıl. 5. ayın 13'ü 1969. Anne adınız? Fikriye. Evet. Süleyman Bey, 5. ayın 13'ünde doğmuşsunuz. 12 gün sonra sizin de doğum gününüz. Doğrudur. Doğum gününüz kutlu olsun. Gerçekten. Sağ olun. Şimdi çoğu kişi diyor ki Murat Bey, doğum gününü kutluyorsunuz, benim doğum günümü kutlamıyorsunuz. Ya yayına katılmışsınız. 5. ayın 13'ü. 5. ayın 13'ünde belki programın denk gelmeyecek. Ama biz şimdiden kutlayalım. Belki düşüremeyeceksiniz. Ondan kutluyorum. Belki o gün keşke 5. ayın 13'üne gelse de o gün kutlasam. Çünkü 13'ün bende çok büyük özelliği var. Benim tabii telefon tabii. Benim telefonumda 3 rakamları çoktur. 13 de vardır. 13 benim uğurlu sayımdır. Ama Avrupa'ya göre 13 uğursuz rakamdır. 13 uğursuzdur onlara göre. İsa ve havarilerinden dolayı diyelim. Çin'de, Tayvan'daysa 4 sayısı uğursuzdur. 4 sayısının bir özelliği var. Anlatayım mı, ister misiniz? Kısadan hemen geçeyim. 4 sayısı Çin'de, Tayvan'da, bu bölgelerde araştırırsanız siz de görürsünüz. Bir bina yaptıklarında veya otellerde veya herhangi bir şekilde, otoparkta da aynı şekilde geçerli. 1, 2, 3, ondan sonra 3 taksim 1 yapıp 5'e geçiyor. Yani 4 rakamını yazmıyorlar. 4 yazmıyor. 4 yazmıyor. 4. kat diye de yok. Çünkü onlarda 4 rakamı ölümü temsil ediyor. He, anladım. Evet. Ayrıca hani bizim TC kimlik numaramız var ya. Evet. Onlardaki TC kimlik numarasında eğer çocukları doğduğu zaman TC, onların numarası diyelim, rakamlar 4 rakamı çoksa mahkemeye başvuruyorlar o rakamı değiştirmek için. Uğursuz Allah olduğuna Allah. İnandıkları için. Uğursuz. Evet. Araştırın, görürsünüz. Aynı şekilde odalarda 4 rakamıyla pek karşılaşamazsınız ve o ülkeye gidenler eğer ev tutacaklarsa, bizim yani o batıl inancı olmayan kişiler 4 rakamını ucuza kiralayabiliyorlar, alabiliyorlarmış efendim. Çünkü başkaları rağbet göstermiyor. İstemedikleri için. Hayli bir kat çıkarken de 1, 2, 3, 4, 5, 10. kata kadar çıkıyor ama 4 rakamını boş bırakıyorlar. Kullanan pek kimse yok. Ancak yabancılar kullanıyormuş. Avrupa kesiminde de 13 rakamını uğursuz olarak kabul ederler ve araştırırsanız 13 rakamıyla ilgili birçok korku, gerilim filmleri vardır. Çünkü 13 rakamı uğursuzluğuna inanırlar. Avrupa'da da 13 rakamı var gündemde. Evet. Şimdi ben de bir araştırmacı olarak size şunu söyleyeyim. İki rakamın bir benzerliği var. 13 ve 4. Zaten 3 ile 1'i toplarsanız 4'tür. Doğru. İşte araştırma, ama bunu çoğu kimse, hiç kimse bilmez. Üstüne gitmedikleri için. Bilmiyor işte, ben de şimdi öğrendim ya. Yani ayrıntı burada gizli Süleyman Bey. Evet. Yani ve sizin de şanslı numaranız. Benim 13 rakamı, keşke diyorum benim elime telefon numarası geçse de 13 13 13 olsa diyorum. Bak bu kadar net söyleyeyim. Çünkü uğurlu rakamım. Herkesin bir uğurlu rakamı rengi vardır. Ama renkler değişkendir. 3, 4 tane rakamınız var mı? Sizin. Soyadınızda 4 tane rakam var mı efendim? Evet. Bunun toplamı 8'dir. Ayrıca 9'dan 5'i çıkartırsanız kaç kalır? 4 kalır. Bak, yılın sonuyla ayı çıkartmak zorundasınız, 4 kalır. 4 zaten gününüzü gelecektir. 3 bir daha 4'tür. Doğru. Benim işim bu. Gördüklerimi sizle paylaşmak. Siz şanslı kişisiniz. Bakın bugün ayın biri. İkisi olacak. Bu da sizin ayın biri değil. Üçünden, çünkü biri değil, çünkü bugün biri. Üçünden dördünü hesap edin. Ayın 13'üne kadar çok güzel Süleyman Bey, fırsatlarınızın, imkanlarınızın olacağını gösteriyor. İyi değerlendirin. Akıcı bir süreciniz var. Değerlendirdiğiniz zaman
Bu yükselişiniz olur. Ama değerlendirmezseniz sadece aynı seviyede gidişiniz olur. Anladım. Çünkü müsaadenizle 1993, 94, 95 yılı hayatınızın hızlı geçen bir süreci. 1989, 90 ve 91 yılda bir bekleme süreci, bir kapalı ya da bir faaliyet aktif hareketli olan dönem yaşamışsınız. Doğrudur. Yanlış var mı? Doğru. 1993, çünkü 3 rakamları çok büyük etken sizde. 93, 94, 95 yılları artı 2002, 2003, 2004, 2005 yılları hayatınızda ve ailenizin kalabalık olduğu dönem, yalnız bu dönem içerisinde biraz maddiyat çöküşüyle bel fıtığı, bel ağrısı, boyun rahatsızlığı yaşadığınız yıllar. Doğru. Doğru mu efendim? Doğru efendim, doğru. Bir ortak çalışmaya girmişsiniz. Fikir veya bir maddiyat olsun. Bir yere bir maddiyat kaptırdığınız dönemler ve almakta biraz zorluk dönemleri yaşamışsınız. Aranız bozulmuş. Aile içerisinde sıkıntı yaşamışsınız. Doğru. Bir inşaat yarım kalmış. Doğrudur, doğru. Tarlalı bir yeri bırakmak zorunda kalmışsınız. Bir tarafında ağaçlık bir alan çok değil. Artı elinizdeki imkanlardan vazgeçmek zorunda kaldınız ve sıkıntılardan uğraştığınız doktorlardan mecburen feragat gösterip vazgeçtiniz. Bir yere mecburen imza atmak zorunda kalıp vazgeçtiğiniz doktorunuz var. Doğru mu? Doğru, doğru. Siz tartışmaya girdiği zaman başarılısınız. Siz bakın, programımın başında şöyle bir açıklama yaptım. Bazı insanlar yönetilir, bazıları yönetilemez. Siz yönetmeyi seven, yönetilmekten hoşlanmayan, birileri size komut verdiği zaman bir anda sinirlerinizin depreşip sıkıntılar, problemler yaşayan kişisiniz. Terlersiniz, soğuk soğuk terlersiniz. Bir şeyler yapmak istersiniz ama hiçbir şey yapamazsınız. Elinizdeki imkanlar, olanaklar yetersiz geldiği için maalesef geri adım atmak zorunda kalırsınız. Çünkü düşündükleriniz ve düşüncenizin gerisinde kalmak istemediğinizden, başarılısınız ama şansınızı kullanamadığınızdan zorluklar yaşarsınız. Ama bugüne kadar da aklınızı, zekanızı kullandığınız için birçok konuyu başarıyla aşmışsınız. Doğrudur. Sormak istediğiniz ne var efendim? 2015 yılını soruyorsanız 2014'te kalının yarım bir işiniz var. Sıkıntılı bir süreciniz var. Onu daha toparlayamamışsınız. Bir tane adağınız var. Geçmişten geliyor. Hep önünüze takıntı, engel olduğu için başarılı olamıyorsunuz. Aile içerisinde bazen iyiyken haftanın 7 günü içerisinde 2 gün sorun yaşıyorsunuz. Bu da kişilik olarak karakterinizi etkiliyor. Duruşunuz çok güzel. Aile olarak iyisiniz. Sıkıntıya girmezsiniz ama ufak olaylardan nem kapıyorsunuz. Bunları büyütmeyin yeter. Sıkıntıları aşarsınız siz. Ama güç lazım, toparlanmanız lazım, kendinizden emin olmanız lazım. Doğrudur hocam. Evet, sormak istediğiniz bir şey var mı? Başka bir şey yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Her şey ortada. Kendinize iyi bakın. Peki, siz de kendinize iyi bakın. Ben teşekkür ederim. Memnun oldum.